Evet arkadaşlar, şimdi butonla ilgili ufak bir uygulama yapalım. Yani yap bir tane buton sürüklüyoruz formumuza. Yani layout'umuza. Yapacağımız uygulama şu. Butona tıklandıkça tıklanma sayısının üzerinde gösteren bir uygulama yapacağız. Tabii uygulamayı yaparken önceki derslerde gördüklerimizden yararlanacağız. Özellikle değişkenlerden yararlanacağız. Hem önceki derslerimizi bir pekiştirmiş olacağız, hem de butonu daha iyi kavramış olacağız. Buton koyduk. Hiçbir şeyine dokunmuyoruz. Yani direkt mainActivity.java'ya geliyoruz ve önce butonumuzu tanımlayalım. Buton btn dedik adına. Tabi istediğiniz ismi verebilirsiniz ad olarak. v.id. butonla butonu çağırıyorum. Şimdi butonu click olayını oluşturacağım. btn.setOnClickListener meetOnClickListener'la oluşturdum. Ve metodum da burada oluşturdu kendisi. Üst tarafa da yine ekledi. Buton olarak. Önce bir hatalı olarak yapalım. Bir şeyi daha iyi anlamanız için bir hata yapalım. Hatalı olarak bir şey nasıl sonuçlanacak onu görelim. Bir değişken oluşturuyorum. Integer türde. Ya da byte olarak da oluşturabilirsiniz. Çok önemli değil. Tıklanma sayısı. Büyük bir değişken tanımlamaya gerek yok ama ufak bir uygulama olduğu için ben şimdi integer tanımladım. Değişkenimizin adı tıklanma sayısı olsun. Ve şöyle bir şey yapacağım. Tıklanma sayısını sürekli bir ekleyeceğim. Tabii bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Tıklanma sayısı artı eşittir. Yani bir ekleme olarak. Burada şunu yaptık. Değişkenimizi tanımladık ve bu değişkenimiz buton her tıklandığında bir artacak. Fakat şöyle bir şey var. Biz butona her tıkladığımızda değişkeni yeniden oluşturuyor. Dolayısıyla biz her tıkladığımızda bu tıklanma sayısı 1 olarak kalacaktır. Bizim bunu düzgün çalıştırmak için işte hata dediğim yer burasıydı. Bu değişkenimizi global tanımlamamız lazım. Yani alıyorum bunu. Ve şurada oluşturuyorum. Bakın şu anda altı çizili değil artık tıklanma sayısının. Ve şimdi bunu butona yazdıralım. btn.setText. Tıklanma sayısı diyelim. Çalıştırıp bakalım. Bir yerde bir yanlış yaptık mı? Burada dikkat etmeniz gereken şey değişkenin global tanımlanması. Bakın önceki derslerimize de bir geri dönüş yapmış olduk. Eğer değişkenimizi burada tanımlarsak zaten gördüğünüz gibi hata verdi biraz önce. Eğer değişkenimizi burada tanımlarsak biz ne kadar bunu arttırırsak arttıralım tıklandığında sürekli hep baştan başlayacaktır. Ama burada tanımlarsak artık bir kere tanımlandı. Biz tıkladıkça bu tıklanma sayısı değeri bir artacaktır. Ve şöyle bir şey yapıyorum ben. Çalıştırmadan önce şunu iptal ediyorum. Nameletörü. OnCreate'de bu tıklanma sayısını da pardon sıfıra eşitliyorum. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bunu yapmamın sebebi de form ilk oluşturduğunda değeri sıfır olsun onun değişkenimizin. Evet, çalışan emülatör var. Onu seçelim. Evet. Butona tıkladım. Bakın bir yazdı. Tekrar tıkladım. 2, 3, 4, 5. Böyle gidiyor. Tıkladıkça artıyor değeri. Şimdi tekrar etmek istiyorum. Eğer biz şu değişkenimizi alıp şurada aşağıda tanımlamaya kalkarsak şuradan alıp bakın sorunlar çıkacaktır.
Zaten burada altını kırmızı bir şekilde çiziyor. Bu sorunu gidermemiz için değişkeni mutlaka global tanımlamamız gerekiyor. Globalde daha önceki derslerde gördüğümüz gibi burada tanımlıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.